arkadaşlar Merhaba dükkana giren e, bir kadın e, dürüm alma bahanesiyle dükkanımıza geldi önce fiyatını sordu. sonra ben karşıladım bu gibi insanların huyunu bildiğim için önce ödemesini yapmasını söyledim çünkü e, sonradan problem çıkartıyorlar ve bizi insanlara karşı rezil ediyorlar 200 milyon verdi bana. Bir tane 3 tane dürüm istedi. Biz ayrı ayrı parasını vereceğiz dedi. Sonradan gelecek olan arkadaşları da varmış. Onlar diğer dürümlerin parasını verecekmiş. O anda başka siparişlerin e, işlemiyle uğraşırken o sürekli o parasını almamı istedi. Ben de o parayı hazırlamaya çalıştım. Dolayısıyla diğer arkadaşları da geldi. Yani Bunlar bir örgütlüdür ve dikkat edin e, kasanın yanındaki kişiler kim geliyorsa onun e, dikkatini dağıtmak için daha doğrusu kimse diğer e, kasadakiyle yardımlaşmaması için onun dikkatini dağıtıyorlar. Bakın burada yaklaşan ustayı hemen sordu. Tatlı sordu. Öyle, oraya Yaklaşmaması için. Ben de parayı hazırlıyorum bu arada. Paranın üstüne hazırlarken o tatlıyı istedi. Tatlıyı vermesini söyledim. Diğer yanımdaki kişi de ona yardımcı olması için çıktı orada ve rahatlar şu anda. Parayı saydım. 14 lira dürümün fiyatı paranın üstünü verdim. Ve dikkat edin. Paranın üstünü tam verdim. 100 lira verdim. Sonra 100 lira daha verdim. 200 lira. 4 lira fiyatı anladım dedi. Biz almıyoruz. Vazgeçtik dediler. Ve o anda el çabukluğuyla dikkat edin. Hemen cüzdanın arkasına 150 lirayı sıkıştırdı sıkıştırdı ve ben almıyorum dedim. Öyle deyince parayı görmedim. Yani diğer tarafını görmedim. Sonra cüzdan arkasındaki diğer 100 lirayı fark ettiğimi gördü ve geri koydu yerinin. Ve ben dışarı çık çıkmaları için uyardım onları. Fark edildiklerini gördükten sonra çingenelik yaptılar tabiri caizse. Ve pis konuşmaya başladılar eki müşterilerimizin içerisinde. Dolayısıyla biz de polisi aramak için müdahale ettik. Polisi aradığımızı e, duyunca bu sefer farklı şekilde tehdit ettiler. Yani biz burada soyunuruz. Birazdan başörtülü bayanın e, tepkisini göreceksiniz zaten. İşte işte bize burada tecavüz ettiniz diye dışarı çıkacağız. Soyunup dışarı çıkacağız dediler. Polisi ararsınız. Dolayısıyla ben bakın harekete bakın. Hani öyle yaparsanız biz de böyle yapacağız. Yanındaki çocuklu bir tane kız var şimdi. Onun da hareketlerini görün. Hani çağırırsanız polisi biz de soyunuruz, dışarı çıkarız. Bakın gördüğünüz gibi. Soyunuruz, dışarı çıkarız dediler. Ben de kameralar her şeyi görüyor, merak etmeyin dedim. Polisi bek beklemek e, istedim açıkçası. Sonra dışarı çıkın dedim. Polis ya da e, bekleyin polis gelsin dedim. Sonra arkadaşlarım beni uyardılar. İşte e, müşteriler var burada. Müşterilerin içerisinde rezil olmayalım. Dolayısıyla e, gönder gitsin dediler. Onun ilk başta verdiği 200 lirayı e, sadece işimin zarar görmemesi için çıkardım, verdim ve belayı bir nebze def ettim. Dolayısıyla bu gibi insanlara dikkat edin ve dükkanlarınıza gelir gelmez hiçbir şekilde içeriye almayın. Çünkü biz uyanık davrandık ve e, bunu fark ettik ama Yoğunluk esnasında siz bunu fark etmeyebilirsiniz. Dikkatli olun. İyi günler diliyorum.